aç kapıyı. İffet, açana kadar burada bekleyeceğim. Aç şu kapıyı. Ne yapıyorsun sen burada? Sana ne? Ne demek sana? Surlarda sen bana ne demeye çalıştın? Hiçbir şey. Bu kıyafetleri niye giydin İffet? Sana hesap mı vereceğim? Defol git burada. Sen beni delirtmeye mi çalışıyorsun? İffet, ne yapıyorsun burada? Kendine bir şey yapmaya mı kalkıyorsun sen? Hı? Niye öyle bir şey yapayım ki? Kocamı bekliyorum. Senden uzakta romantik bir gece geçireceğiz. Şimdi git buradan. Gitmezsen resepsiyona haber vereceğim. Ne halin varsa gör. İstersen gebert kendini. Merak etme. Dediğin gibi olacak. Kazandınız işte. Ben kaybettim. Ben her şeyimi kaybettim. Namusumu, gururumu, bebeğimi. Her şeyimi kaybettim ben. Yetmedi, suçladınız. Güçsüz, korkak, ahlaksız dediniz bana. Niye? Ben bunları hak edecek ne yaptım size? Sadece çok sevdim. Kendimi bildim bileli. Sadece seni. Ama sen beni öldürdün. Şimdi niye kurtarmak istiyorsun ki? Ben de seni çok seviyorum. Hadi. Gel buraya güzel gülüşle. Artık çok geç. Hiçbir şey için geç değil İffet. Yaklaşma. Sakin ol. Her şey düzelecek, söz veriyorum sana. Cemil, beni sakın unutma. İffet dur. Bak, beni dinle bir saniye. Bitecek. Bütün acılar bitecek. Bütün acılar bitecek. Ben beceriksiz adamın tekiyim. Beş para etmez adamın biri için mi öldüreceksin kendine? Ben hiçbir altı beceremedim İffet. Sevdiğim kadının elinden bile tutamadım. Asıl ölmesi gereken benim. Eğer sen kendini atarsan, ben de kendimi atarım. Birlikte ölürüz. Cemil, git buradan. Seni bırakıp hiçbir yere gitmiyorum. Artık inanmıyorum sana. Daha fazla kandıramayacaksın beni. Daha fazla acı çektiremeyeceksin. Daha fazla aşağılayamayacaksın. Hepsi yalandı İffet. Ben sadece seni sevdim, anlıyor musun? Sırf sen o adamı tercih ettin diye yaptım bunları.
Murat. Ne olur gel. Sen yoksan... kimse bana sen gibi sarılmayacaksa... Cemil, bana söz ver. Beni bir daha hiç bırakmayacaksın. Seni ömrümün sonuna kadar bırakmayacağım ben. Seni bir daha asla üzmeyeceğim. Yemin olsun. Alıp seni götüreceğim buralardan. Her şeyi eskiden hayal ettiğin gibi yaşayacaksın. Keşke her şey o kadar kolay olsa. Biz istedikten sonra... ben her şeyi halledeceğim. Göreceksin. Zaman dursa... böylece kalsa... senle ben. Hiç kimse bizi bulamaz. Neden bu kadar korkuyorsun? Hı? O adamdan mı? O yüzden mi surlarda bana o kadar yalan söyledin? Hı? Niye beni sevmediğine inandırmak için o kadar uğraştın sen? Nasıl tutacaksın beni? Böyle tehditler savurarak mı? He? Ben zaten cehennem hayatı yaşıyorum. Daha nasıl kötü olabilir ki? Daha kötüsü ne? İstersen öldür beni, umurumda bile değil.
Seni değil güzel karım. Cemil'i öldür. Ben kimseden korkmuyorum. Bir garip davranıyorsun İffet. Bilmediğim bir şeyler var belli. Hadi söyle bana. Söyle bana halledeyim her şeyi. Kafam karışıktı. Mücadele edecek gücüm yoktu. O an öyle yaptım. Ben herkes için iyi olacak diye düşündüm. Beceremedim. Tamam. Ben varım artık. Takma kafana, halledeceğiz her şeyi. Biz birlikte olduktan sonra. Merak etme. Keşke her şey bu kadar kolay olsa. Biz nasıl birlikte olacağız? İkimiz de evliyiz. Umurumda değil. Ben seni kaybediyordum bu gece. Canına kıyıyordum. Bu gece her şeyi halledeceğim. Annemi de alıp çıkacağım o evden İffet. Cemil, olmaz. Ne demek olmaz? Sen beni istemiyor musun? Ben seni her şeyden çok istiyorum. O zaman. Efendim Nimet. Alo abla. Babam. Babam iyi değil. Biz hastanedeyiz. Sakin ol Nimet. Ne işiniz var hastanede? Ne oldu babama? Bilmiyorum ki. Dönmüşler mi ne? Nasıl durumu? Nerede şimdi? İçeride. Abla, doktorlar müdahale ediyor. Ne olur çabuk gel. Tamam canım. Hemen çıkıyorum. Sen sakin ol. Tamam ya. Bitmedi daha. Yeter. Bırakın da çıkayım ben. Sakin olun. Daha dikiş atmayı bitirmedim. Daha sonra doktor beyin dediği gibi tomografiniz çekilecek. Ben bir şey istemiyorum. Ben eve gitmek istiyorum. Onu doktor beye söyleyin. Var ya, siz adamı zoraki hasta yaparsınız. Buyurun efendim. İyi akşamlar Saime. İyi akşamlar efendim. İffet nerede? Nimet'le babasını görmeye gitmişti efendim. Öyle mi? Sende Nimet'in telefonu var mı? O akşamki yemekten beri hiç konuşmadım. Bir konuşayım. Tabii. Hemen vereyim. Geldim canım. Her şey yoluna girecek. Tamam. Tamam ablacığım. Bunun ne işi var burada? Babam nerede şimdi? Tomografi mi ne çekilecekmiş? Tomografi mi? Niye? Bilmiyorum. Kafaya darbe aldıysa normal. Alo? Merhaba Nimet, nasılsın? İyiyim enişte. İffet'i aramıştım ama ulaşamadım. Acaba yanında mı senin? Yanımda, vereyim. Efendim Aliysa. İffet, ne zaman geleceksin? Aydın'ı yollayıp seni aldırayım mı? Bilmiyorum. Ne demek bilmiyorum? Neredesin sen İffet? Hastanedeyim. Babam bir kaza geçirdi. Ne oldu? Hangi hastanedesiniz? Aliysa, gelmene gerek yok. İffet, neredesin sen? Balat Devlet Hastanesi. Ne oldu? Cemil. Aliysan buraya geliyor. Gitmen gerek. Hiçbir yere gitmiyorum.
Cemil, ne olur. Ne olur git. İffet, bundan sonra asla seni bırakmayacağım, anlamıyor musun? Ben sana bırak demiyorum ki. Ama biraz zamana ihtiyacımız var. Önce sorunlarımızı çözmemiz gerek. Beraber hallederiz işte İffet. Cemil, Nil var. Annen var. Kadıncağızı oradan oraya daha ne kadar taşıyacaksın? Başkalarına sorun yaratarak birlikte olamayız. Bu iş o kadar da kolay değil işte. Biliyorum. Senden sadece zaman istiyorum. Ne olur dediğimi yap Cemil. Cemil, ne olur. Sadece sorunları halledene kadar. Ondan sonra kimse senden beni uzak tutamaz. Merak etme. Sen üzülme yeter ki. Hadi. Cemil'le ne yapıyorsun abla? Hiçbir şey. Niye geldi o zaman? Sadece beni getirmeye geldi, o kadar. Baba, iyi misin? Nasılsın? Ben iyiyim. Bıraksalar eve gideceğim. Amca, gidemezsin dedik ya. Bırakmaz doktor bey. Tomografiye bakacak daha. Ay, sizin tomografinizi. Tamam baba, sakin ol. Ağrınsızın var mı baba? Yok. Senin üstüme düşme o kadar. Nasıl oldu böyle bir şey? Kim yapar böyle bir şey baba? Kimse bir şey yapmadı. Bir rahat bırakın insanı ya. Merhaba Ahmet Bey. Çok geçmiş olsun. Sağ ol. Boşuna yorulmuşsun. Ben iyiyim. Birazdan çıkarırlar, eve giderim. Nasıl oldu? Bir kaza mı? Onun gibi bir şey. Tomografi sonuçlarını bekliyoruz. Umarım bir şey çıkmaz. Umarım. Merhabalar. Merhaba doktor. Ahmet Bey, tomografinize bir sorun gözükmüyor. Yani onu çıkartabilir miyiz bugün? Evde takibine devam edilsin. Bir iki gün içinde şiddeti giderek artan bir baş ağrısı olursa, kusar, uyur ve uyandırılamazsa, vücudunun bir yanında uyuşukluk, güçsüzlük gibi bir takım bulgular gelişirse hemen hastaneye getireceksiniz. Teşekkürler. Tamam, teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Ya çekin elinizi. Sakat mıyım ben? Kendi işimi kendim hallederim. Ben bu akşam babamlarda kalsam. Tabii ki. Yok, sen evine git. Baba, doktoru duymadın mı? Duydum, sağır değilim ben. Baksana, adam sapasağlamsın dedi. Bari eve bırakalım. Tabii ki İffet. Hadi buyurun, gelin. İyi akşamlar. Canım, hoş geldin. Ne oldu, bir şey mi oldu? Yok, bir şey yok. Sana bir sürprizim var, hadi gel. İşte. Daha bitmedi. Ama ufak tefek eksikleri var, halledeceğim onları. Ne o? Beğenmedin mi? Beğendim. Yorgunum biraz Nil. Ben her şeyin ikimiz için de mükemmel olmasını istiyorum. Duşa gireceğim. Baba, iyi misin? Kaç kere diyeceğim iyiyim diye. Doktor dedi ya. Başlarım doktorunuzdan. Rahat bırakın beni.
bizi izlediğine göre ona izlemeye değer bir şeyler verelim öyleyse. Ben biraz adamla konuşacağım. Tabii. Kızım ne oldu? Kötü bir şey mi oldu? Halacığım, babam küçük bir kaza geçirdi ama önemli değil, şimdi evde. Ne kazası? Nasıl olmuş kızım? Niye bana haber vermedin daha önce? Nimet nasıl baş edecek tek başına? Hemen ben onun yanına gideyim. Yok hala. Kimseyi istemiyor. Yarın sabah beraber gideriz. Bak görüyor musun başımıza geleni? Bir bu eksikti yani. Sen üzülme halacığım. Şimdi durumu iyi. Evde. Yarın sabah erkenden gideriz. Gözlerinle görürsün, için rahat eder ha? Şah. İnşallah be kızım. O herifin sana dokunmasına izin vermeyeceksin. Cemil ne olur sakin ol, birisi duyacak. Duyarsa duysun. Anlaşmıştık. Her şey hallolana kadar bekleyecektik. Olmuyormuş işte, anlıyor musun? Olmuyormuş. O herif sana dokundukça elini kırmak istiyorum. Onun istediği de buydu işte. Seni gördüğü için öyle davrandı, seni delirtmek için. Oldu işte. İşe yaradı. İffet gidelim bu evden. Cemil, hani beni üzmemek için her şeyi yapardın? Sen beni anlamıyor musun? Şimdi o adamın yanına gidip aynı yatakta yatacağını düşünmek bile beni delirtiyor. Güven bana. Güveniyorum ama. Aması maması yok Cemil. Bana dokunamayacak, söz veriyorum. Elimde değil. Cemil ne olur yapma, gitmem gerek. Cemil ne olur, daha fazla sorun yaşamak istemiyorum. Ne olur. Her şey senin için. Seni sevdiğim için. Emine. Bana bir çay getirir misin? Tabii efendim. Şimdi. Efendim Orkun. Selam. Ne yapıyorsun? Hiç. Hastaneden yeni geldim. Canım çok sıkkın. Hastaneden mi? Ne oldu? Babam kaza geçirdi de. Aa, şimdi nasıl? İyi. Yani sabaha kadar kontrol edeceğim. Ama inşallah bir şey olmaz. Yardım edebileceğim bir şey var mı? Hayır. Ama teşekkür ederim. Tamam. Yarın görüşürüz. Eyvallah. İş halletmişsiniz. Elinize sağlık. Bizde yamuk olmaz. Söz verdiğin parayı görelim. Tabii. Buyurun. Ne zaman istersen ara. Emrindeyiz.
Kasap dersini almıştır herhalde. Bir daha değil bana, kimseye bulaşmaz. Eyvallah. Eyvallah. Adalardan modalara geçilir. Yar elinden zehir olsa içilir. Bu dünyada başa gelen çekilir. Beni şadet. Ne oldu sana böyle? Daha dün sinir krizleri geçiriyordun. Bu kadar keyifli olmanın neye borçluyuz acaba? Hiç öylesine. Her gün sinir krizi geçiremem ya. Son günlerde seni iyi görmüyorum. İstersen sana bir psikiyatr bulayım. Bana daha lazımsın. Ben gayet iyiyim. Ama böyle üstüme gelmeye devam edersen her an delirebilirim. Günaydın. Güzel gözlüm benim. Günaydın. Canım. Beraber gelelim diyecektim. Bir şey mi oldu? Yoo. Günaydın. Günaydın. Yüzsüz bir kadın bu. Gördükçe deliriyorum. Bırak uğraşma artık. Niye? Sen benden daha çok sinirliydin. Ne oldu? Geçti. Ne oldu? Bir şey mi var? Ne bileyim, geçti işte Nil. Sıkıldım. Günaydın. Emine. Bana bir omlet, bir de portakal suyu lütfen. Bir sabah karşılaşmasak günüm iyi geçecek ama işte. Ben de aynı fikirdeyim. İşe biraz daha erken gitseniz bunu halledebiliriz galiba. Günaydın Alacığım. Günaydın canım. Bir şey yemek istemiyorum. Kocama eşlik edeceğim. Ne oldu? Senin de mi sinirini bozdular? Hayır. Bugün hiç kimse benim sinirimi bozamaz. Çünkü doktora gideceğim. Hamile kalmadan önce son kontrollerimi yaptırmak istiyorum. Şaka yapıyorsun herhalde. Yo, çok ciddiyim. Sen daha kendin çocuksun. Halacığım, iyi de annem bana hamile kalmadan önce benden sadece 2 yaş büyükmüş.
Maço kocanın fikri bu değil mi? Hayır. İkimizin fikri. Sana şimdi bir laf söylerdim ama... Cemil, lütfen. Bugün çok mutluyum. Bir tartışma olmasın. Biliyor musun? Cemil eski işine geri döndü. Duydum. Arif Bey çok iyi niyetli bir insan. Cemil'e de değer veriyor. Acaba diyorum ki onu bir akşam yemeğe mi alsak? Kesinlikle olmaz. O adam asla bu eve giremez. İzin vermem. Hayırdır? Sana ne oluyor? Sen kendin bu eve girdin diye herkesin girebileceğini mi sandın? Babanın ne hissedeceğini düşünsene. Adamlarıyla bu evi bastı, ne çabuk unuttun. Senin için yaptıklarından sonra bir de bunu isteyemezsin babandan. Sen dedin diye değil. Arif abi zaten bu eve gelmek istemez. Ne senin ne de kardeşinin yüzünü görmeye niyeti yoktur onun. Arif abin kendi mi söyledi bunu? Söyleyeyim de başın etini mi yiyeceksin adam? Ne oluyor burada? Yok bir şey. Yanlış insanlarla muhatap olmanın cezasını çekiyorum. Teşekkür ederim. Ne oldu, ne var? Önemli bir şey değil. Neden bahsediyorsun sen ne mektubu? Dün gece yakmaya çalıştığın mektup. Hepsi yanmamış. Allah'ın işi işte, ben buldum. Bir aşk mektubu. Sen ne demeye çalışıyorsun? Vallahi her şey ortada. Yakmaya çalıştığına göre kimsenin görmesini istemedin. Cemil'le olan yasak aşkınızı da bilmeyen yok. Bana bak. Haddini bil, yoksa bildirmesini bilirim ben sana. Aa, ama böyle konuşamayız. Ben sana yardımcı olmaya çalışıyorum. Sen bana saldırıyorsun. Benim senin yardımına ihtiyacım yok Emine. Ayrıca yanlış anlamışsın. O bir aşk mektubu değildi. O zaman Ali İhsan Bey'e göstermemleri bir sakınca yok. Nihayet rol yapmaktan vazgeçtim demek. Ver şunu. Yardım edeceğiz dediysek o kadar da değil. Ne istiyorsun Emine? Sence? Para mı? Ali İhsan Bey, kahvaltıdan sonra abimin yanına gidebilir miyim? Biliyorsunuz rahatsız. Elbette Saima Hanım, gidebilirsiniz. Bana sormanıza bile gerek yok. Ayrıca istediğiniz kadar kalabilirsiniz. Teşekkür ederim efendim. Emine tek başına o kadar insanla nasıl uğraşacak peki? Merak etmeyin, ben birkaç saat kalır dönerim. İffet, neyim hayatım? Çok iyi gözükmüyorsun. Yo, iyiyim. Cemil, bekle, beraber gidelim. Size afiyet olsun. Sen de Saima Hanım'la birlikte gidecek misin babana? Gideceğim.
gideceğim. Ama önce bankaya uğrayıp Serpil'ler için istediğim parayı çekeceğim. Mahalleye kadar gitmişken veririm. Tamam, sen bilirsin. Bütün mahalleyi nüfusumuza alalım oldu olacak. Niyetleri belli zaten. Kimsenin benden bir şey istediği yok. Ben sadece yardım etmek için. Boşuna yorulma. Ben sizin mahalleliyi çözdüm. Gözlerinde dolar işaretleriyle dolaşıyorlar maşallah. Sizden hiçbir şey istemiyorum. Sizin paranızı alacağım ama ölürüm daha iyi. Ah, nerede o günler? Çok heyecanlıyım. İnşallah bir aksilik çıkmaz da hemen hamile kalabilirim. Zaten bu 9 ay nasıl bekleyeceğim bilemiyorum. Ne acelen var anlamadım yani. Daha evlenin ne kadar oldu ki? Ama iyi de sen söylüyordun bir bebeğimiz olsun diye. Ben niye söyledim söylemesine de her şeyin zamanı var biliyorsun. Bir yere de bir şey yetiştirdiğimiz yok. Cemil, sende bir değişiklik var. Böyle bir umursamazlık, bir rahatlık. Sana da yarınlanam ya. Rahat oluruz bir dert, olmayız başka bir dert. En iyisi sen sabah kalktığında bana ne yapacağımı söyle. Sen de rahat edersin, ben de rahat ederim değil mi? Öyle demek istemediğimi biliyorsun. Sen sanki benden uzaklaşıyor gibisin. İlk bebek fikrini ortaya sen atıyorsun, sonra kendini geri çekiyorsun. Anlamıyorum Cemil, neden böyle davranıyorsun? Ya Nil, ne kadar dırdırcı biri oldun sen? Sen beni böyle sık boğaz etmeye devam edersen bu işin sonu iyi değil, ben sana söyleyeyim. Özür dilerim. Ben sadece kendimi çok kaptırdım ve senden bir karşılık bulamayınca... Neyse, bir daha olmaz, merak etme. Ben hazırım, çıkabiliriz. Tamam Ana, geliyorum. Sen şu yaptığın ayva reçelinden babama da ayırsana. Ah, iyi akıl ettin, pek sever. Yaklaşı biraz Gündüz'e yaklaşalım. Fotoğrafa ne gerek vardı? İnandırıcı olmamız lazım aşkım. Aşkım. Aşkım? Aa, prova yapıyorum hani dilim alışsın diye. Birbirinize dönüp el ele tutuşur musunuz lütfen? Damat Bey, Gelin Hanım'ın alnını öper misiniz lütfen? Alnından? Evet. Tamam. Bu kadar yeter. Anneciğim, siz de buyurun. Ha, yok, ben istemem çocuğu. Olur mu öyle şey? Lütfen buyurun. Kimsenin şüphesi kalmasın, buyurun. Babam nerede? Yukarıda. Öyle hiçbir şey yapmadan oturuyor. Ben bir çıkıp bakayım. Al şunu yavrum. Sen okula gitmedin mi? Cık, yalnız bırakmayayım dedim ben. Ay, büyümüş de neler düşünüyor. Abi, iyi misin abi? İyiyim, iyiyim. Boşu boşuna herkesi ayağa kaldırdı İffet. Aşk olsun abi. Ben herkes miyim ayol? Hem
Pek de bir şey anlatmadı doğrusu. Kiminle kavga ettin sen? Senden başımı şişirmeye geldim benim. Biriniz bitiriyor, öbürünüz başlıyor. Git başımla. Nasıl istersen abi. Eskiden de huysuzdu da iyice çekilmez olmuş. Ya, odadan kovdu resmen beni. Yaşadıklarından sonra normal hala. Ya, gururuna yediremiyor olanları. Bu yaşta kavga ederse böyle olur tabii. Ya, kimle kavga edecek? Mahallede herkes çok sever babamı. Nurettin amca da bir şey bilmiyor. Ya, dükkanı açmayınca Nimet'i aramış, o da hasta demiş. Allah Allah. Yani sokaktan rastgele geçen iki serseri yapacak değil ya. Kim yaptı acaba? Bilmiyorum. Polise de bir şey söylemiyor. Düştüm diyor. Ben açtım. Sadece yüzündeki o küçük gülümseme için sana her gün çiçek gönderebilirim. Polise görüntü olmadığını söylemiştiniz diye hatırlıyorum. Evet, öyle dedim. Çünkü işime başkalarının karışmasından hoşlanmam. Kayıtlardan bir şey çıktı mı bari? Araba kiralıkmış. Kimin adına? Raşit Sayar diye biri. Daha önce de böyle işlere karışmış. Bu da takıldığı yerlerin adresi. Bulunca ne yapayım? Patronunun kim olduğunu öğren. Ama fazla hırpalama. Ne de olsa emir kulu. Benim düşmanım o değil. Bugün bu işi hallederim. Beni görmek istemişsin. Evet. Yasemin, son zamanlarda seni kırdığımın farkındayım. Bunlar ne? Kendimi affettirmek için küçük bir sürpriz. Hiçbir zaman kendini kötü hissetmeni istemem. Çünkü benim için çok değerlisin. Ve ben bunu ispat etmek istiyorum sana. Asıl bu yaptığında kendimi çok değersiz hissettim. Tam bir metres gibi. Pahalı hediyeler alarak kendini affettirmeye çalışman. Bunlarla mutlu olacağımı düşünmen. Sen beni niye sanıyorsun? Çok özür dilerim. Ben kaba davrandım. Yani yine ilk aklıma geleni yaptım. Hata ettim, affedersin. Bu konuşmanın sonu hiç iyi bir yere gitmiyor bence. Yasemin. Lütfen beni dinle. Ben hayatımda hiç senin gibi bir kadın tanımadım. Daha önceki kadınlar hep birbirine çok benziyordu. Yani böyle şeyler işe yarardı. Ama sen gerçekten çok başkasın. Ve ben bu yüzden bazen senin karşında ne yapacağımı bilemiyorum. Lütfen bana yardım et. Sen ne istersen yapmaya hazırım ben. Çok kolay. Sadece iki normal sevgili olmak istiyorum. İki saatin içine sıkıştırdığım birisi değil. Önce yemek yemek, sonra sohbet etmek. Sonra sana sarılıp uyumak istiyorum. Ama yapamayacağını biliyorum. Çünkü evde seni bekleyen bir karın var ve gitmek zorundasın.
O yüzden en iyisi her şeyi unutmak. Nereden çıktı bunlar? Hiç. Ben almıştım. Allah Allah. Nereden esti durup dururken? Güzel kokuyorlar. Ders çalışırken içim açılıyor. Aa. Sen nereye böyle kızım? Serpil'le bir işimiz var hala. Ne işiymiş bu? İş işte hala, ne fark eder ki? Ne yapabilirim ki? Canım, bir şey yapacağından değil. Ya meraktan. Sen istediğin zaman dön malikaneye, beni bekleme. Hadi. Sana bir şey dedi mi? Yok. Ne diyecek ki? Ya ne bileyim ben canım işte. Betül. Erhan. Senin ne işin var burada? Siz tanışıyor musunuz? Ben sana söylemeye çalıştım aslında. Eminim İffet ikimiz için çok sevinecek. Ne de olsa senin yakın arkadaşın. Senin mutluluğun onu da mutlu eder. Biz Erhan'la evlendik. Nasıl? Ne zaman? Bugün. İçeri gelsene, konuşalım. Sonra benim halletmem gereken önemli bir işim var. Bozuldu işte ya. Daha aramızı yeni düzelmişti. Arkasından iş çeviriyorum sanacak yine. Ay, bozulursa bozulsun. Bizim derdimiz başımızdan aşkım. Hadi kızım, hadi. Sen benimle niye işini gücünü bırakıp geliyorsun anlamıyorum ki ya. Ben tek başıma iş görüşmesine gidebilirim herhalde. Tabii ki gidebilirsin hayatım. Ben seninle görüşmek için bahane yaratıyorum. Hadi. Ne kuzu? Betül bugün evlenmiş, haberin var mıydı? Yani hatırlıyorum öyle bir şey. Hem de Erhan'la evlenmiş. Serpil nasıl olur? Yani nereden tanışıyorlar? Sen bir şey biliyor muydun? Bir şey söyleyeceğim. Bunun Cemil'le bir ilgisi yok değil mi? Hayır hayır, hiç alakası yok. Yani tamamen tesadüf. Zaten Betül de yeni öğrendi Erhan'ın kim olduğunu. Sen de her şeyi biliyordun yani. Yani yeni öğrendim sayılır. Yok yok, bir şeyler var bu işin içinde ama yakında çıkar kokusu. Ya sen neredesin anacığım? Bak, benim bir saate işim biter. Hadi bana gel, oturup konuşalım. Yok, işim var. Sonra konuşuruz. Tamam kuzum, tamam. Konuşuruz sonra. Ne oldu gene? Maşallah, Allah'ın her günü olay var. Betül evlenmiş. İffet'e ne bundan? Ali İhsan'ın kardeşiyle evlenmiş. Ama sakın anacığım bak, sakın Cemil'in kulağına gitmesin. Aman. Çok da umurundaydı sanki Cemil'in. Bu durumu takacağını hiç sanmam. İnşallah hep öyle devam eder. Hangi yönden? Burada. Senin adın ne? Eşref. Baba, Raşit Sayar diye biri var mı burada? Ne yapacaksın? Sana ne? Sen sorduğum soruya cevap ver.
yok burada. Raşit! Kimsin? Ne istiyorsun? Raşit sen misin lan? Ben sen ne olacak? Konuşacağız. Konuş. Hatırlamadın galiba beni. Geçen gün kurşun sıktığın adamlardan biriyim ben. Özgür Bey aradı. Değişiklikleri yapmışlar. O kadar mı? Evet efendim. Kahvenizi getireyim mi? Hayır istemiyorum. Aramazsan arama. Bundan sonra arasan da bulamayacaksın beni. Ben de dönmeni bekliyordum. Ne oldu? Sinirlerim çok bozuk. Akşam bir şeyler yapalım mı? Harika bir fikir. Benim de sinirlerim çok bozuk. Sana ne oldu? Böyle insanlara sinir oluyorum. Hem suçlu hem güçlü. Hata yaptığını kabul etmek istemiyorum. İnatçı işte. Hep o haklı. Hep onun dediği olacak. Kim? Birlikte çalıştığımız biri işte. Senin neyin var? Ben de kendi salaklığıma kızıyorum. Her şey ortada. Ama ben ne yapıyorum, ne ediyorum, inanmak istediğime inanıyorum. Ama sonucu görünce de üzülen, acı çeken ben oluyorum tabii ki. Ama artık yeter, bitti. Eğer Ali İhsan'dan söz ediyorsan, ben zamanla her şeyin düzeleceğine inanıyorum. Böyle radikal kararlar almana gerek yok. Ben Arif Bey için aynı yorumu yapamayacağım. Ne de olsa tanımıyorum. Ama erkek sonuçta. Fazla beklentiye girmemek gerek. Senin yapacak işin yok mu? Ne bu halin? Saime gittiğinden beri bütün işleri serdin. Saime olsa da fark etmez. Beni bundan sonra kimse ezemez. O neymiş o? İyisini boş ver. Sen benimle iyi geçinmeye bak. Sen bir işler karıştırıyorsun ama. Emine. Gelir misin? Parayı vereceksiniz galiba. Evet. O mektuptan kalan ne varsa elinde istiyorum. Sadece bu var. Emine, benden uzak dur. Yoksa seni pişman ederim. Bence benimle iyi geçin. Yoksa Cemil'le yaşadıklarınızı herkes öğrenir.
Sen paranı aldın, ne istiyorsun hala? Bu sadece mektup içinde. Bundan sonra yapacağınız şeyleri söylemeyeceğime söz veremem. Öyle mi? Ver o zaman parayı. Aa, ama sakin ol. Bir şekilde anlaşırız. Vazgeçtim, ver diyorum. İstediğim buysa gidip herkese her şeyi anlatırım. Benim için fark etmez. Ne anlatacakmışsın bakayım? Paralar da ne? Sevgili yeğeninize sorun. Emine, kapa çeneni. İffet, neler oluyor? Bir şey olduğu yok hala. Yalan söylemeyi kes artık. Emine bir mektup parçası bulmuştu. Ne mektubu? Eskiden yazılmış bir mektup. Yani Emine aşk mektubu sandı ama öyle değil aslında. O zaman niye para verdin? Yani olay çıkarmasın, ortalığı karıştırmasın diye. İffet! Çıldırtma insanı! Doğruyu söyle bana! Hala yemin ederim o aşk mektubu değildi. Sen bir halt ettin. Öyle değil. Ne öyle değil kızım? Bir halt etmemiş olsan kimsenin söyleyecek bir şey olmaz. Hala sen Emine'yi bilmiyor musun? İşte bu tür insanlara ağzına laf veriyorsun sen. Artık hiçbir dediğine inanmıyorum senin. Bu adamla aynı evde kalmasan hiçbir sorun olmaz. Ama sen inatla duruyorsun. Niye? Ne yapmaya çalışıyorsun kızım? Ben artık bu rezalete daha fazla dayanamayacağım. Sen gitmiyorsan ben giderim. Baba. Hala ne olur gitme. Ben bir yolunu bulup halledeceğim. Ne olur güven bana. Ben artık sana güvenmiyorum İffet. Hiçbir şey mi? Hala. Ben yanlış bir şey yapmadım. Yapmayacağım da. Sana söz veriyorum. Benim sadece zamana ihtiyacım var. Ne olur hala. Eğer bir defa daha bir şeyini duyar ya da görürsem benim yüzümü göremezsin kızım. Bilmiş ol. Efendim. Alo. Merhaba Ali İhsan Bey. Bir aksilik mi var? Cemil denen adam peşimize düşmüş. Bizimkilerden birini buldu. Ne demek buldu? Nasıl bulurmuş? Arif Güney'in adamıymış. Bağlantıları var haliyle. Ne yapacağız? Merak etmeyin. Çocukları gönderdim. İstedikleri kadar arasınlar, bulamazlar. Hiçbir şekilde bana ulaşamamalılar. Tamam Ali sen. Size güveniyorum. Ne gerekiyorsa yapın. Tamam. Adamın şansı resmen yaver gitti. Abi yoksa kaçamazdı elimden. Vallahi kusura bakma. Telaşlanmana gerek yok. Yerin dibine girse bulur çıkarırız onu. Ben de gerekirse gece gündüz ararım onu. Bundan sonrası benim işim, sen karışma. Buldukları zaman haberin olur. Sen nasıl istersen. Eğer başka bir şey yoksa ben çıkabilir miyim? Nereye gidiyorsun öyle hemen? Gel otur bakalım, azıcık hasbihal edelim. Sinirim bozuldu abi ya. Anlat bakalım. İntikam ateşi malikanenin duvarlarını sardı mı? Tam sarıyordu, vazgeçtim. Sen? Vazgeçtin öyle mi? Doğrusu çok şaşırdım. Peki kalbini yumuşatan nedir? Ben istediğimi elde ettim abi. Gerek kalmadı. Ya. Neymiş o? Mutlu olmak. İyi. Güzel. Bak çocuk. Nil iyi bir kız. Üstelik de seni çok seviyor.
Bunu görebilmen güzel bir şey. Hala inanamıyorum. Sen buradasın ve bana yemek yapıyorsun. Senin istediğin de bu değil miydi zaten? Evet. Ama benden vazgeçtiğini düşünmüştüm. Dilek'le bu gece için dağıtırız diye plan yapmıştık. Onu da yarı yolda bıraktım zaten. Vallahi sen eğer benimle olmamak istiyorsan ben gidebilirim. Tabii ki hayır. Seninle olmaya hiçbir şey değişmem. İşte beklediğim cevap buydu zaten. Şimdi bir ödülü hak ettin. Bakalım beğenecek misin? Çok lezzetli. Harika. Fena değil. Buraya bulaşmış. Seni çok seviyorum. Ben de salata yapayım bari. Hayır hayır, sen bu akşam hiçbir şey yapmıyorsun. Her şeyi ben yapacağım. Bu gece beni seçtiğin için pişman olmayacaksın. Ne yapayım? Seni çok özledim. Dikkatli olmalıyız. Herkesin gözü bizim üstümüzde. Kimin gözü üstümüzde? Halamın, Nil'in, Ali İhsan'ın, evdeki herkesin. Yakalanmayacağız, korkma. Ben dikkat çekmemek için elimden geldiğince aynı masaya bile oturmayacağım. Ben senin yüzünü görmeden dayanamam. Ya başka şansımız mı var Cemil? Hadi eve yaklaşıyorum, bahçeye gel. Olmaz Cemil, bu çok tehlikeli. İyi. O zaman ben bahane bulup yanına gelirim. Cemil sakın. Tamam, sen bekle. Ben kimseye görünmeden gelmeye çalışacağım. Bekliyorum. İyi akşamlar efendim. İyi bir şey olması mümkün sanki bu evde. Halacığım. Maço kocan yok mu? Ya hala lütfen. Ne var canım? Kendisi hiç şikayetçi değil öyle anılmaktan. Hatta için için memnun bile oluyordur. Cevap vermedin yoksa bir mucize oldu da bu akşam gelmiyor mu? Gelecek tabii ki. İşlerini bitirdikten sonra gelecek. Ne yapıyorsa? Hayır, bir taksi şoförü. Koskoca bir şirkette ne iş yapar anlamış değilim. Bu Arif Bey'in başka planları olmasın? Hala, Arif Bey Cemil'i çok sevdiği ve güvendiği için onu yetiştiriyor. Aman ne güzel. Halacığım, hazır şöyle evde kimse yokken. Uzun zamandır yapmıyoruz, bir film keyfi mi yapsak ha? Ne dersin? Olur. Şöyle güzel bir aşk filmi var mı? Aşk filmi mi? İyi de sen nefret edersin aşk filmlerinden. Canım saçma sapan olduğunda nefret ederim. Güzel olursa severim ben de. Ruhsuz bir ihtiyar değilim daha. Bir kadınım ben de sonuçta. Elbette, yani değilsin. İyi o zaman film seçmeye gidelim ha. Thank you.
Sen beni mi takip ediyorsun? Yok. Hava alıyordum. Sana ne dedim bugün? Benle uğraşma, çok fena olur. Merak ettim. Ne yaparsın? Sen anlamıyorsun galiba. Kendini kovdurtma bana. Göreceğiz bakalım İffet Hanım. El mi yaman, bey mi yaman? Az kalsın Emine'ye yakalanıyordu. Emine kim ya? Emine'ye yakalansan ne olur? Asıl onun gibilerden korkmak lazım. Her şeyi yapabilir. Benim gitmem gerek. Gel buraya. Bütün gün senin hayalini kurdum ben. Gülüşünü. Kokunu. Ben de seni. Sadece seninle birlikte olacağımız anı düşünerek katlanıyorum her şeye. Senin yanında unutuyorum her şeyi. Nerede olduğumu. Kim olduğumu. Geçmişi, geleceği, her şeyi. Sadece sen varsın. Bambaşka biri oluyorum yanında. Daha iyi. Daha mutlu. Daha huzurlu. Niye karşı koyamıyorum sana? Yanacağımı bile bile niye yapıyorum bunu? Çünkü sen benimsin. Ben de senin. Öleceğimi bilsem de ayrılmam senden İffet. Emine. İffet nerede biliyor musun? Bahçede. Tek başına mı? Bilmem. Git kendin bak. Emine. Ne var? İstediğiniz gibi hanımefendinin işlerine karışmıyorum. Uzak duruyorum. Bunu söylemekten nefret ediyorum ama. Söyleme o zaman. Gitmek zorundayım. Hiçbir yere gitmek zorunda değilsin. Böyle yaparsan hiç gidemem ki. O evde senin yüzünü bile göremiyorum. Biliyorum. Bu nasıl bir işkence? Bitecek Cemil. Yakında hepsi bitecek. Sadece ikimiz olacağız. Bir dakika daha kal. Sadece bir dakika ama. Kızı, hala. Tek başına ne yapıyorsun sen bahçede? Hava almaya çıkmıştım. Bir şey mi oldu? Yok. Bir şey yok da seni göremeyince merak ettim. Üşüdüm. Hadi içeri geçelim. Gerçek aşçı bunu mu diyor bu film yani? İşte ben böyle filmlerden nefret ediyorum. Ne yani? İşte aşk yoksa ölecek miyiz? Yaşamayacak mıyız? Ama sen iyi misin? Dilek Hanım, konuşabilir miyiz? Şimdi olmaz Emine. Ne olduysa oldu, hiç uğraşamayacağım. Başkalarını düşünmekten kendimi düşünemiyorum. Kocaman insanlarsınız. Ne yaparsanız yapın.
Arif mi? Yoksa bu Cemil'in patronu Arif mi? Ne alakası var canım? Başka Arif mi yok? Ne bileyim. Bir anda Arif deyince... Haklısın, çok saçma oldu. Yaşanan onca olaydan sonra... Sen onu ilk gördüğü yerde öldürmek istersin kesin. En nefret ettiğin insanlar arasında ilk beşte. Öyle tabii, benim böyle adamlarla... Ne işim olabilir ki? Seninle konuş. Evet, işte geliyorum. Evet, bana bu kadar sıkıntı yeter. Bütün gece ancak kendime gelirim. İyi geceler. Sana da canım. Hayırlı olsun. Nasıl gidiyor evlilik? Vallahi biz henüz bir şey anlamadık. Kaç saat oldu aşkım? Şimdilik iyi gidiyor. İnşallah hep böyle iyi gider. Bir yastıkta kocarsınız. Amin. Erhan Bey oğlum pek kibar, pek saygılı. Allah gönlüme göre verdi, çok şükür. Sağ olun anneciğim, sağ olun. Aslında biz de iyi oldu sizi yakaladık. Ne zaman taşınıyorsunuz yeni evinize? Ay bize ne canım? Yani keyiflerinin kahyası mısın? Yani beyaz. Taşınmayacaklar. Burada benimle yaşayacaklar. Aa. Koskoca Emiroğlu Balat'a mı taşınıyor? Ben annemi yalnız bırakmak istemedim. Sağ olsun Erhan da beni kırmadı. Ay ne güzel. İşte insan sevince her yer bir. Ya. Ben karımın yanında olduktan sonra bana her yer Paris. Aşkım. Anlatmak dersen Erhan. Bir işin içinde bir iş var Serpil. Canım hoş geldin. Hoş bulduk. Yeni mi geldin? Anneme uğradım biraz. Aç mısın, bir şeyler hazırlatayım mı? Arif abiyle yedim ben. Bir şey sormayacak mısın? Ne soracağım Nil? Doktora gittim bugün. Merak etmiyor musun neler söyledi? Ne söyleyecek, turp gibisin demiştir. Var ya, sen beni hiç umursamıyorsun. Belki bir hastalığım çıktı. Belki birkaç aylık ömrüm kaldı. Nereden biliyorsun? Saçmalama Nil. Sen yine nereden çıkartıyorsun bunları? Çünkü beni sevmiyorsun. Oradan çıkartıyor olabilir miyim? Çocuk falan yapmak istemiyorsun. Oo. Anlaşıldı. Yine çocuk meselesi. Biz sabah öğle akşam bunları mı konuşacağız? Hı? Benden baba falan olmaz kızım. Nereden biliyorsun? Kaç defa baba oldun? Olmadım işte. Ben de sana onu söylüyorum. Bak Nil, sen çok iyi bir kızsın. Seni üzmek istemiyorum. Ama ben senin hayal ettiğin bir adam değilim işte. Belki de... Bu ilişki en başından beri bir hata. Hayır. Hata falan değil. Ben seni seviyorum. Her şeyinle, olduğun gibi. Ben senin karın olduğum için çok mutluyum. Günaydın anneciğim. Günaydın. Sen uyanamadın galiba daha. Aynen öyle oldu. Günaydın. Ya günaydın. Biz başımıza ne iş aldık Betül? Yani biz bu evde yaşayan iki kadınız. Ay adam bildiğin. Anladın, yürüyen evin içinde geziyor. Ne diyorsun anne sen? Gördüğümü söylüyorum. Ay bildiğin adam evin içinde donla geziyordu. Ne bileyim, onun evinde normal herhalde. Ben konuşurum, bir daha yapmaz. Daha onun evinde neler normal kim bilir. Ay çok başımız ağrıyacak.
Ama ne yapalım, katlanacağız. Anneciğim, Erhan iyi bir adam. Bak, çabuk öğrenir. İnşallah. Hadi git de kaldır şunu, gitsin işine gücüne. İşi yok ki. Nasıl işi yok? Nasıl bir adamın işi olmaz? Ne yapacak yani? Ha, bütün gün evde bizimle oturup orgu görecek. Bilmiyorum yani. Sanmıyorum canım. Günaydın uykucuğum. Günaydın. Sana kahvaltı getirdim. Al bakalım. İnsan patronundan sonra uyanır mı ya? Çok özür dilerim efendim, bir daha olmaz. Kendini affettirmek için bugün çok çalışman gerekecek. Ne isterseniz yapmaya hazırım. Öyle mi? Pekala. Bunu avans olarak alıyorum. Asıl cezan için düşünmem gerekecek. Bu akşam belki özel bir şeyler hazırlayabilirim. İyi olur. Benim şimdi işe gitmem gerek. İşte görüşürüz. Görüşürüz. Günaydın Dilek Hanım. Şunu arabaya götürüver Emine. Dilek Hanım, sizinle konuşmak istediğim bir şey vardı. Dün akşam da gelmiştim biliyorsunuz. Kısa kes Emine. Söyle hadi, ne var? İffet'le Cemil aşk yaşıyorlar. Aa, gerçekten mi? Emine, bana bilmediğin bir şey söyle, olur mu? Aşk mektuplarını gördüm. Mektup mu? Harika bir haber bu. Nerede, sende mi? Nihayet kurtulacağım ikisinden de. Ya bu ne? İffet'in susmam için verdiği para. Bizim paramızla seni satın almaya çalıştı demek. Zorla verdik bu parayı. Ama tek kurşuna dokunmadım. Onun gibi ahlaksız değilim ben. Tamam, tamam. Mektup nerede? Yaktı. Olsun. Yine de kurtulamayacak. Bu sefer değil. Sana bu paradan daha fazlasını vereceğim. Hak ettin. Halanı hiç güler yüzü görebilecek miyiz acaba? Kadın 7/24 arıza. Hiç değildir aslında. Ama bu aralar biraz keyfi yok gibi. Hmm. Sanırım aşk mevzuları. Aşk mı? O mu? Kim bilir hangi zavallının beyninin kemiriyordur. Ya deme öyle. Sonuçta aşk bu. Herkesi, her şeyi değiştirebilir. Mesela... Bak bize. Ben diyorum ki bugün işe gitmesen, beraber biraz vakit geçirsek. Akşamdan akşama yüzünü görüyorum. Daha yeni evliyiz sonuçta. Bugün çok işim var, bile olmaz. Hep çok işin var. Ben Arif Bey'le konuşur hallederim. Hem balayına da çıkamadık. Kesin bir iki gün izin verir. Arif abiyi falan sakın karıştırma. Ben senin her istediğini yaptım. Bu eve gelelim dedin, geldik. Çocuk istemiyorum dedin, tamam dedim. Bir kere de benim istediğimi yap ya. Bir kere. Ama yok. Maçosun ya. Maçoyum var mı? Beğenmiyorsan bırak kızım. Kafayı tülemekten de vazgeç.
Cemil, niye bu kadar kötü davranıyorsun? Hani kimseyi üzmeden halledecektik her şeyi. Ne yapayım istiyorsun? Nil'le romantik dakikalar geçirip... hatta ondan bir de çocuk yapayım istersen İffet. Hayır ama... Aması ne? Tabii. Sen Ali İhsan denen o herifle... o herifin elini tutmalar, gülümsemeler falan. Saçmalama Cemil. Dün gece eve bile gelmedi. Gelseydi ne yapacaktın? Korkuyor musun sen? Yoksa bunlarla baş edecek gücüm mü yok diyeceksin yine. Yoksa yine mi vazgeçtin? Ne istiyor senden? Hiç. Sadece Nil'le aralarındaki sorunlara karışmamamı söyledi. Bozuk saat bile günde iki kere doğruyu gösteriyor işte. Karışma tabii. Sana ne? O adamla ilgili hiçbir şeye karışma. Baba? Baba, dükkana niye gitmedin? Gitmeyeceğim. Kendini iyi hissetmiyor musun? Doktora gidelim falan ister misin? Hayır, hiçbir şey istemiyorum. Sen okuluna git. Ben zaten çok geç kalmayacağım. Hem son ders de boş. Sen bir şey olursa ararsın ha? İyi. Neredesin ya? Sabahtan beri kök saldım burada. Niye geldin? Ne demek niye geldim? Gelmem için bir sebep mi olması gerekiyordu? Seni görmek istedim ve geldim. Bir daha gelme. Oo. Sabahın köründe kalkıp bir ton yol gelelim. Hanımefendi bizi azarlasın. Sen ne dengesiz bir şeysin ya. Dün aldığın papatyalar iyiydi değil mi? İyi falan değildi. Bir an boşta bulundum, gülümsedim. Hem ben eve gittiğimde onları çöpe attım zaten. Biz arkadaşız sanıyordum. Ben böyle bir şey istemiyorum. Neden? Benden hoşlanmıyor musun? Hoşlanmıyorum. Yalan söylüyorsun. Ellerimi tuttuğunda gözlerini gördüm ben senin. Yanlış anlamışsın. Ben arkadaş olarak... Hayır. Ben salak değilim. Ne gördüğümü iyi biliyorum. Biz birbirimizden hoşlanıyoruz. Ya bırak ya. İstemiyorum, zorla mı? Baban değil mi? Ondan korktuğun için. Ne olursa olsun beni rahat bırak. Anladın mı? Senden asla vazgeçmeyeceğim. Asla. Kimse bana hayır diyemez. Ne oluyor Dilek? Sevgili karın sevgilisiyle yaşadığı iğrenç şeyleri saklasın diye Emine'ye para vermiş. Ne diyorsun sen? Neyi saklamak için? İffet Hanım, Cemil Bey'le meğer aşk mektupları yazıyorlarmış birbirlerine. Mektup mu? Mektup nerede? E o kadar salak değiller. Delil bırakmamak için yakmış.
Ya Emine yalan söylüyorsa? Nasıl inanayım ben buna? Adilsan sen ciddi misin? Bu kadar parayı sence nereden bulmuş olabilir Emine? İffet'in arkadaşıma vereceğim diye yalan söyleyerek neden para istediği de ortaya çıktı şimdi. Ben sana söylemiştim, uyarmıştım. Bu kadına güvenilmez. Her fırsatta seni salak yerine koyuyor demiştim. Sen ne dediğine dikkat et. Kimse beni salak yerine koyamaz. Benim söylediklerime alınacağına, karının yaptıklarına alın sen. Dilek yeter artık. Sen bu işlere karışma, tamam mı? Sen istesen de, istemesen de karışacağım. Bu rezilliğe sen bir son vermezsen ben vereceğim. Sen hiçbir şey yapmayacaksın. Ben ne diyorsam o olacak. Eğer sen bir şey yapmak istiyorsan eşyalarını topla ve evden bir an önce git. Evi ara. Alo Emine. Evet efendim. Eşyalarımı topla, evden ayrılacağım. Tatile mi çıkıyorsunuz? Hayır hayır, bütün eşyalarımı topla. Artık o evde yaşamayacağım. Akşam gelip alırım. Firma sorun çıkarmış. Gidip konuşacağım. Belki siz de gelmek istersiniz. Bana hacet yok. Sen halledersin. Konuşur konuşmaz haber vereceğim. Tamam. Hayret. Telefonla konuşmak yasak değil miydi sana? Cemil lütfen böyle yapma. Ne oldu, niye aradın? Halam geldiği için cevap veremedim. Ama sen yanlış anladın. Ben hiçbir şeyden vazgeçmiş değilim. Herkesle, her şeyle uğraşmaya hazırım. Sadece... Sadecesi falan kalmadı İffet. Ne yapacaksan yap, yoksa ben bildiğim gibi yapacağım. İffet nerede sahine? Salonda efendim. Yine gizlice ne işler çeviriyorsun İffet? Sen Cemil'in ölmesini mi istiyorsun? Hı? Bunu bir telefonla yapabileceğimi biliyorsun değil mi? Şimdi aramamı ister misin? Saçmalama. Benim arkandan bir iş çevirdiğim falan yok. Ne dediğini de anlamıyorum. Öyleyse yaktığın o aşk mektubu neydi? Hı? Cemile mi yazmıştın? Yine onunla birlikte olmak istediğini mi söylüyordun bu mektupta? Yoksa o mu sana yazdı mektubu? Bırak her şeyi, buradan gidelim mi dedi sana? Cevap versene bana. Hayır, ben yazdım. İkinizi de öldüreceğim. Ha, duyuyor musun beni? İkinizi de öldüreceğim. Aşk mektubu değildi o. Neydi öyleyse? Niye kimse görmesin diye yaktın? Ne saklıyorsun benden İffet? Ne yapmak istediğimi kimse anlamasın diye yaktım. Ne saçmalıyorsun sen? O mektubu intihar etmeyi düşündüğüm için yazdım. Her şeyi açıklayıp veda etmek için. Öyle mi? Kendini öldürecek kadar bıktıysan ne işin var burada? Ha, niye vazgeçtin? Üstelik niye her zamankinden daha sakinsin? Konuşsana. Kendimi öldürsem bile hiçbir şeyin değişmeyeceğini anladım. Sadece kendimi düşünüp kurtulmak istedim. Gerideki hiçbir şeyi düşünmedim. Ama yapamadım.
Sen vazgeçmediğin sürece buna dayanmaya mecbur. Ben kendimden vazgeçtim. Cemil'den vazgeçtim. Her şeyden vazgeçtim. Sadece benim yüzümden bu saçmalıkların devam etmesini istemiyorum. Cemil'den vazgeçtin öyle mi? O aşık olduğun, hatta kendini feda ettiğin adamdan vazgeçtin öyle mi? Evet. Ve sen benim buna inanmamı bekliyorsun benden. İster inan ister inanma gerçek bu. Pekala. Öyleyse bunu kanıtla bana. Nasıl? Çok basit. Benimle birlikte ol. Sen nasıl bu kadar aşağılık olabiliyorsun? Seni rahat bırakmamı istiyorsan başka hiçbir şansın yok. Ben bunu asla yapmam. Öyleyse böyle yaşamaya devam edersin. Ben sana kendimi öldürmeyi düşündüğümü söylüyorum. Senin söylediğin şey sadece bu mu? Sen nasıl bir adamsın? Ben sana iyilik yapmak istiyorum. Ama sen şu Cemil denen herife öylesine aşıksın ki sana sunduğum fırsatı kaçırıyorsun. Çok yazık. Çok yazık. Kabul edersem beni rahat bırakacağına nasıl emin olacağım? Ben bugüne kadar hayatımda verdiğim sözleri hep yerine getirdim. Eğer istersen o gece sana boşanma dilekçesini imzalar veririm. Nedir kararın? Tamam. Gerçekten mi? Beni çok şaşırttın İffet. Anlaşılan çok güzel bir gece olacak. Yasemin. Ben de tam seni düşünüyordum. Öyle mi? Ne düşünüyordun? Bu akşam için nasıl bir sürpriz hazırlayacağım? Bu akşam beraber olamayız. İffet'le bir işim var. Tabii ki. İki akşam üst üste fazla olurdu zaten. Yasemin lütfen hemen bozulma. Senin düşündüğün gibi değil. Ben buraya boşanma dilekçesi hazırlamanı rica etmek için geldim. Senin için mi? İffet'le ikimiz için. Gerçekten boşanıyor musunuz? Eğer İffet benim dediklerimi yaparsa hemen. Seni çok seviyorum. Benimle birlikte ol. Sen nasıl bu kadar aşağılık olabiliyorsun? Seni rahat bırakmamı istiyorsan başka hiçbir şansın yok. Sadece sıf falan kalmadı İffet. Ne yapacaksan yap, yoksa ben bildiğim gibi yapacağım. Her şey bitecek bu gece.
Sen benim meleğimsin. Hep öyleydin. Ölene kadar da öyle olacaksın. Teşekkür ederim. Çok güzel. Hiç çıkarmayacağım boynumdan. Bugün seni çok kırdım. Özür dilerim. Senin istediğin gibi bir erim olana kadar sabredeceğim. Yeter ki sen mutlu ol. Ben yanında olayım. Yeter ki biz hiç ayrılmayalım. Niye ağlıyorsun şimdi? Hı? Mutluluktan. Mutluluktan da olsa sakın ağlama. Tamam. Cemil. Ne olursa olsun. Ben seni çok seviyorum, biliyorsun değil mi? Ben de seni seviyorum. Hiçbir şey olmayacak, korkma. Ve hep yanında olacağım. Özür dilerim Cemil. Bunu senin için yapacağım. İkimiz için. Emine, bunlar kimin? Dilek Hanım'ın. Halacığım, tatile mi gidiyorsun yoksa? Nereye gidiyorsun? Tatil değil canım. Bu evden ayrılıyorum. Hide nereden çıktı bu durup dururken? Daha dün bir şey yoktu. Öyle olması gerekti. Ama sen bu evi çok seversin. Her şeyle sen ilgilendin. Baştan aşağı sen dekore ettin. Senin evin burası. Kesin çok büyük bir sebep olmalı gitmen için. Benim evim değilmiş demek ki. Halacığım, bak neye kızdıysan halledebiliriz. Ben elimden geleni yaptım. Ama istenmediğim yerde asla durmam. Hoşça kal. Hala. Baba bir şey yapsana. Gitmesine engel ol. Gerek yok Nilüm. Gitmesini sen istedin değil mi? Ben onu defalarca uyardım. Hiç beni kale almadı. Burası benim evim. Eğer insanlar burada yaşamak istiyorsa benim kurallarıma göre yaşayacaklar. Neredeydin? Bahçede. Hadi hazırlan, gidiyoruz. Nereye? Dağ evine. Bu gece çok güzel olmalı. Bizi rahatsız edebilecek her şeyden, herkesten uzak olmalıyız. Senin çok güzel olmanı istiyorum. Ne de olsa ikimiz için de çok özel bir gece. Ben istemiyorum. Teşekkürler. Neyin var senin? Sana soruyorum Nil. Eğer sabah tartıştık diyeyse... her karı koca kavga eder. Tuzu biberi derler. Hem o hem de halam gitti. Gün geçmiyor ki bir gün sorunsuz olsun. Sorun.
Alan sorunun da kendisiydi. Suratsızın tekiydi. Gittiği iyi oldu. Cemil. Ne? Babamlar gelmeyecek mi? Onlar İffet'le dağ evine gideceklerdi. Ne güzel. Yalnız kalabiliyorlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Babacığım, bu ne şıklık? Yoksa bilmediğimiz bir şey mi var? Bir kutlama falan. Yok. Sadece karımla özel bir gece geçirmek istiyoruz. O kadar. Belki yarın da gelmeyiz. Merak etmeyin. Biz rahatsız etmeyiz. İyi eğlenceler. İyi akşamlar. Rakı getir bana. Bu gece için yaptığım hazırlıkları görünce bayılacaksın. Cemil, ben çok sıkıldım. Tek bir kelime etmiyorsun. Niye böyle davranıyorsun? Yok bir şey. Rakı içerken konuşmayı sevmiyorum. İyi. Rakım bitince görüşürüz. Ben film falan seyredeceğim. Nasıl, beğendin mi? Ben bu gecenin çok özel olmasını istiyorum. Gel. Üstündekini çıkartsana. Rahatlarsın. Şimdi o adamın yanına gidip aynı yatakta yatacağını düşünmek bile beni delirtiyor. Güveniyorum ama. Aması maması yok Cemil. Bana dokunamayacak, söz veriyorum. Rahatlamak için bir içki, ne dersin? Şarap iyi gelir. Ne yapıyorsun İffet? Aç şu telefonu.
kim arıyor hayatım? Nimet. Lütfen telefonu tamamen kapat. Bu akşam kimsenin bizi rahatsız etmesini istemiyorum. Aşkımıza. Ne oldu, vazgeçtin mi? Hayır. Sadece biraz daha içki içmek istiyorum. Biraz daha içebilirsin. Ama sarhoş olmana izin vermem. Boşanma dilekçesini hazırlattın mı? Elbette. Bak, imzaladım bile. Gecenin sonunda sen de imzalarsan ikimiz de özgür oluruz. Thank you.